kar parkingde kendi elimize aldık kardeşim. Aha bu da Yankı'yla annesi değil mi? Bir dakika. Bu da Kozimçi Gozun arkadaşlar. Kalktı lan. Şurada tuvalet var arkadaşlar. Ben buraya arada giriyorum. Tuvaletimi yapıyorum. Ya Allah'ın selamını verdik. Kimse yok mu? Alo. Bir dakika. Bak bu sarı evin de girişinde var. Yok mu? Ah. Bir dakika bu. Oğlum. Arkadaşlar iki evde de var. İki evde de var. Kar parking oynuyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım. Vallahi yemin ediyorum billahi özledim sizi ya. Baba. Sen de özledin mi Yankı? Evet. Ben de özledim. Bugün bu hafta sanki biz iki hafta video girmiyor gibi hissediyorum. Baba. Ama değil aslında. Baba. Efendim babacığım. Riksi yaptık. Arkadaşlar Yankı bakar mısınız geçen akşam? Çamurlar da yaptık. Ya o kadar güzel bir Rex yapmış ki görebiliyor musunuz? Bakın şöyle yakınlaştırayım. Çamur da yaptık. Şu Rex'in üzerindeki çamurları görüyor musunuz? Şu kahverengi bakın. Burada kahverengi çamurlar yapmış. Siz de gönderiyorsunuz bana Instagram'dan. Bir de üstünde şunlar var. Evet. Buradaki demirleri, row barları, arka kasayı, ışıkları, benzin kutumuzu, benzin depomuzu, basamakları bile yapmış. Harikulade olmuş. Ben çok beğendim. Hatta Young Rex'in gözlerinin böyle o sivri sivri olan kısımlarını bile yapmış arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Hatta ellerine sağlık. Tekerleklerinde olduğunca şişik yapmış. Evet, evet. Bayıldı ya. Gerçekten çok güzel yapmışsın. Bugüne kadar yaptığın en iyi resim olabilir bu. Ve sulu boyayla yapmışsın galiba. O keçeliyle, pardon. İşte ağaçlar, dağlar, burada trafik ışıkları, burada başka bir araba, bizden çok ufak. Değil mi? Onu da yapmışsın galiba biraz ufak. Burada stop yazmış bir de. Yani her şey, bütün detayları düşünmüş. Ellerine sağlık babacığım. Çok teşekkür ederim. Buraya da Rex yazmış arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar da yapıyorlar bana. Sizden de işte anneleriniz gönderiyor, babalarınız gönderiyor, bazılarınızın kendileri gönderiyor, abileriniz gönderiyor bana yaptığınız isimleri. Hepsine bayılıyorum arkadaşlar. Birçoğuna bakıyorum, bilginiz olsun. Sizler de bana Instagram'dan gönderebilirsiniz he babacığım. Babam hatta şey bile yaptım. Bak değil. Rex bile yaptım. Evet, aynen öyle. Bu arada arkadaşlar hemen size çok önemli bir bilgi vermem gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Kosifler olarak bu kadar yani geniş bir kitleyiz arkadaşlar. Hepiniz varsınız, bizler varız, sizler varsınız. Bir de e-spor takımı kurduk arkadaşlar. PUBG seven var mı aranızda bilmiyorum. Yorum yazın bakalım PUBG sevenler kimler, onları bir göreyim. Biliyorsunuz bir e-spor takımımız var. Kosifler isminde PUBG takımımız. Hatta dün itibariyle ilk turnuvamıza girdik arkadaşlar. İlk turnuvanın sonunda gruptan çıkamamış olsak da oyun olarak, karakter olarak gerçekten çok güzel bir şekilde oyunumuzu sergiledik ve hatta bir tane de win aldık arkadaşlar. O win'e ilişkin görüntüleri, canlı yayınlanıyordu hatta bu görüntü Twitch'te PUBG'nin, orijinal PUBG'nin sayfasında. O görüntüleri sizlere ufacık böyle vermek istiyorum, nasıl winlediğimizi, o anda nasıl geldiğimizi. Hadi bakalım isterseniz onları izleyelim böyle bir coşkuyla. Hemen geçelim oraya, dönelim tekrar. Çok temiz açı tutuyor ya. Özellikle Kosif'in açısı oldukça güzel, oldukça temiz. Çok hata doğru bir oyun planı Kosif'lerden. Hata yapmamış lazım ama burada. Eğer bu açıyı kaybedip düşerse maçı satabilir burada Kosif. Ne başladı? Yollar işte. Geldi buradan. Evet, Kosif biraz takım arkadaşlarının anavansız bir şekilde gitti. Yalnız sürpriz hasar geldi orada bombayla beraber. Molotoflar smoke arkasına doğru atılıyor. Kosif'ten gelen infolarla beraber o molotoflar hasar çıkartabilir. Dikkatli olmaları lazım. Weaver'ın bu arada elleri sıcak. Nak geldi, Boyce'in nakı geldi. KZ'nin de canı oturacağız. Plessy yan taraftan açılmış durumda. Weaver da yan tarafı flashlamaya devam ediyor. Plessy'ye bir açı sağlayacak şimdi. Gelen bir bomba var. Plessy net görüş sahibi olacaktır birazdan. Şimdi gördü, Supreme'i gönderdi ve Kosif'ler 9 killi bir galibiyete imza atıyor. Gördünüz mü arkadaşlar, tam 9 kill aldık ve winledik oyunu. Gerçekten zorlu bir turnuvaydı. Çok zorlu, her yıl yapılan bir turnuvaydı ama o turnuva içinde gruptan çıkamamış olsak da ilk turnuvamız olmasına rağmen, daha birbirimize çok alışmamış bir takım olmamıza rağmen oyun olarak, Kosifler olarak kendi karakterimizi, yani takımımızın karakterini sahaya yansıttık arkadaşlar. Bu spikerlerin de dikkatini çekti. Mantıklı oyunlarımız, biliyorsunuz Kosifler her zaman arkadaşlar, yetişkin bir Kosif mantıklıdır değil mi Yankı? Hep davranışları akıllıdır, zekidir. Öyle yani arkadaşlar, sizler de bu gibi turnuvaları kaçırmak istemiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ya da açıklamalarda bulunan Discord'a muhakkak gelin arkadaşlar, topluluğumuza, Discord grubumuza. Orada bütün turnuvaları bundan sonra paylaşıyor olacağım arkadaşlar. İşte canlı yayınlananlar varsa da onların linkini de atacağım size. Instagram'dan da paylaşıyorum keza. Oradan direkt linke tıklayarak turnuvada anında Kosifler'in destekçisi, Kosifler takımının taraftarı olarak böyle yer alabilirsiniz arkadaşlar. Chat'te
bizle ilgili paylaşımlar yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyoruz. Car Parking'de bugün efsane şeyler yapacağız. Car Parking başlasın mı Yankı? Evet. Başlasın. Evet arkadaşlar, Car Parking'de bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Bugün online yapmayacağız arkadaşlar. Baba. Bugün... Söyle babacığım. Baba. Ne baba? Benim oyunda aslında 300 param vardı, 500 para yaptım. Ne diyorsun ya? Adama bak ya. Sürekli para kazanıyor oyunda arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Evet Yankıcığım, şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Car Parking'de yeni bir map açtım arkadaşlar. Home diye bir map öğrendim. Single player'e girdiğimiz zaman parayla açılıyor bu arada. Ev var. Evimiz var Yankı artık Car Parking'de. Yani şimdi offroad'umuz var. Bu araba nerede duruyor? Bir garajımız var mı? Bir evimiz var mı? Değil mi? Önemli değil mi bunlar? Yani hep böyle Palas Pandras online'a giriyoruz ama bu araba bir evimiz olmalı ya. Bir yerde yaşıyorsa bir evin olmalı. Efendim babacığım? Aslında bir kere ben Car Parking oynarken evet. Online değil ama şey böyle geziyordum ortalıkta. Evet. Sonra bir ofis buldum böyle. Ciddi İçine olamazsın. Giriliyor yani. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Bu Honda da bütün evlere evin içine girebiliyor muyuz bilmiyorum da bizim evimiz olacak yani. Kendi evimizi aldık artık. Car Parking'de kendi evimizi aldık kardeşim. Evet. Evet şimdi home burada görmüş olduğunuz üzere normalde yok arkadaşlar. 500 bin lira mı ne aldık ya evi? Değil mi öyle bir şeydi Enes? Evet, 500 bin liraya aldık arkadaşlar. Home'a bastım. Bakın home 1 var, home 2 var. Bir de home 3 var arkadaşlar. Oraya ayrı bir daha para istiyor. Bir de canlı para istiyor. Bunlar var ya kafayı yedirtecek bana bu Car Parking harbiden. Çıldıracağım bir gün. Şu home 1'i de alsak mı ya? Bunu da alsak mı? Yok home 2'yi bir çözelim. Önce bir home 2'yi bir gezelim bakalım. Evet home 2'ye başladım. Ben ve start'ı ver. Tabii ki de sen oynayabilirsin baba. Tabii ki de oynayacağız. Birlikte keşfedeceğiz. Evi keşfedeceğiz arkadaşlar. Siz de oyun içerisinde eğer para kazanırsanız bunu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu normal gerçek parayla olmuyor bilginiz olsun. Bakın hemen evimizde uyandık. Bir kulaklığımı takayım arkadaşlar. Bak bir dakika. Baba mutfağımız bile var. Bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Bak evin içindeyiz. Tak bunu. Tak bak ne duyuyorsun. Ne sesi duyuyorsun kardeşim? Söyle. Araba. Araba. Kapıda ne var peki sence? Araba. Hangi araba? Ya Rex'in sesi arkadaşlar kulaklarımızda. İşte evimiz böyle bir şey arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 500 bin liraya aldım. Güzel bir mutfağımız var. Çayımızı koyduk zaten Yankı'yla sabahtan hemen. Dedik ki bir çayımızı bir çay demleyelim değil mi? Öyle değil mi? Bir çayımızı demleyelim. Sabah çünkü yola çıkmadan bir içelim dedik. Çayımızı da içtik. Çay gene aynen. Burada da yüzü görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar güzel bir sandalan sandalyemiz var. Oturabiliyor muyum bilmiyorum. Bakayım oturamadım. Ama güzel. Burada koltuk var. Şurada da bir defter görüyorsunuz. O defter Yankı'nın arkadaşlar. Arada bir şeyler karalıyor. Görüyor musun Yankı? Her şeyin bütün detaylar var. Şurada resimler var. Bakayım burada kimin resmi var. Kedi resmi. Ulan bizim kedimiz yok ki. Kim koydu lan bu evi oraya? Ama belki de olabilir. Neden olmasın? Kediler sonuçta sevdiğimiz canlılar değil mi Yankı? Burada ne varmış bakalım mı? Bir dakika ben bu kamerayı değiştiremiyor muyum? Dur direkt önümden alayım. Aha. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere burada. O ne resmi ya? Orada bir çocuk var. Senin ufaklığın bu Yankı ya. Ben koymuştum bunu buraya. Bu defter benim not defterim. Bu arada bu niye burada geziniyor? Selma evde misin canım? Sabah görmüş olduğunuz üzere saatlerimiz arkadaşlar 8'i 5 geçiyor. Sabahın çok erken saatinde kalkıyoruz Yankı ile birlikte. Erken yatıyoruz, erken kalkıyoruz değil mi Yankı? Bayağı sağlıklı yaşıyoruz arkadaşlar. Baba şu tarafa giderdik çıkalım ya. Tamam dur çıkacağım. Oğlum evi... Ya Yankı hayatımda ilk kere 500 bin liraya ev almışım. Arkadaşlarla göstermeyecek miyim yani kosiplere? Evimiz tanıtacağım. Ya tabii ki de tanıtacağım. Bakın arkadaşlar burada bizim zaten televizyonumuzu hepiniz biliyorsunuz. Ha. Yankı ile annesine sürpriz yapmıştım. Videomda. O ne lan? Aha bu da Yankı ile annesi değil mi? Bir dakika. Ha sen... Oğlum Yankı sana benzemiyor lan bu. Ya Selma koş. Selma koş. Selma. Oğlum bu bildiğin Yankı ile Selma. Arkadaşlar... Enes burayı biraz yakınlaştır göster. Bildiğin Yankı. Lan gel. Arkadaşlar benzemiyor mu? Lan saçlarım da çok güzel. Oğlum ne oluyor lan bizim elektriklerle gerçekten sıkıntımız var ha. Selma! Gelsene buraya. Selma hoş. Nerede bu Selma çağırsana. Anneni çağır. Oğlum bu resmine bak ya. Arkadaşlar bir gel. Oyunda ya sizin resminizi koymuş oyun. Oyun bizi resmen tanıyor ya. Böyle bir şey var mı? Kardeşim bak. Bak Yankı ile sen. Evimiz yeni aldım ya 500 bin lira. Siz benzemiyor mu? Evet benziyor. Oha! Çok benziyorlar. Baksana Enes sen de bak. Aynısı abi. Abi böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Böyle bir şey evet. Harbiden yok. Sen benim de çok benziyor. Evet.
Şimdi arkadaşlar şuradan çıktığımızda böyle yukarı, bu evimiz dubleks arkadaşlar, iki katlı. Şurada kapı var mesela, ben bu kapıyı açamıyor muyum? Açamıyorum. Nasıl açacağım peki? Nasıl açacağım peki? Tıkla. Tıklıyorum. O zaman zıpla. Zıpla diyor. Bir dakika şöyle. Zıplamayı öğrendin artık baba. Öğrendim de açılmıyor. Arkadaşlar kapıya nasıl giriyoruz? Neyse babam biz üst katı. Bir dakika çıkıyor. Girilmiyor mu gerçekten? Girilmiyor. Oğlum lan bir dakika bir şey diyorum. Girilmiyor diyorsun da benim tuvaletim gelse ne olacak? Ha sıkıştım şimdi ne yapacağım? Altıma cork cork. Baba. Ne var? Bahçeye yaparsın. Bahçede bir de köpeğimiz var arkadaşlar. Köpek kulübemiz var ama köpeğimiz yok. Yani köpek kulübemiz var, köpeğimiz yok. Kedi resmimiz var, kedimiz yok. Biraz garip ama oyunun geliştiri... Aa! Nereye yok oğlum? Yankı! Nereye yok? Nereye yok? Anne, bir dakika. Bir dakika ben buna isim veririm ki. Ben buna isim veririm. Neyse ama... Ne? Ben yapacağım. Ne ismini ne vereceğiz? Hani büyük adada bir şey, çiçeğe bir isim vermiştik. Evet, evet. Kosifçik olsun. Kosifçik mi olsun ismi? Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Rex isminin nereden geldiğini bilmeyen varsa aranızda hala. Rex benim köpeğimin ismiydi arkadaşlar çocukken. Yani 17-18 yaşındayken. Oradan beri benim mırçnikim oldu bilmem ne oldu. Şimdi de arabamın ismi oldu. Bir daha aynı şeyi vermek istemiyorum. Kosifçik dedi Yankı. Bu da Kosifçik olsun arkadaşlar. Kosifçik! Kalktı lan. Gel. Gel beni takip et canım. Gel. Gel. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Gideceğiz. Ha burada burası Selma'nın malzemeleri. Selma Hanım buralara malzemeler. Abi bu yok lan malzeme. Burası ot garaj. Arabamızın garajı. Uf lan ne zengin ulan var ya. Yaşıyorsun bu hayatı Kosif. Böyle bir ev yok bana ya. Bana dışarı çıkalım artık yani. Dur çıkacağım. Ya bir dakika çıkamıyorum. Çık şuradan babam ya. Tamam dur üst kata bir çıkacağım Yankı üst kata. Üst katı merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir kamera açısını biraz genişleteyim. Sen nasıl çıkılmıyor ya? Hayır evimiz üst kat. Aha burada resim var. Bir dakika dur bakacağım ona. Bu neymiş? Bu ne? Şato. Bir dakika. Arkadaşlar burada bir tane kule var, bir tane şato gibi bir şey var. Allah Allah. Acaba geçen gün gittiğimiz masal şatosu mu? Onun resmini mi koymuşsun? Olabilir. Bak burada burası senin odan galiba. Yok. Burada ayna var. Bu annenle benim odası. Pardon yanlış karıştırmışım kardeşim. Karıştırmışım. Burası bizim odamız Selma'yla. Gördüğünüz gibi. Benim odamı ne koymuşsun? Çok ayıp vallahi. Vallahi yani. Çok ayıp. Bakalım. Şurada tuvalet var arkadaşlar. Ben buraya arada giriyorum. Tuvaletimi yapıyorum. Peki aynadan kendimize bakabiliyor muyuz? Hayır, ayna koymamışız daha. Neyse, iç mimarlık burada da yine de koymuşlar. Ben bak şu yaptığımız çok ayıp. Benim odam nasıl dur, var? Dur, senin odana gidiyoruz şimdi. Dur, bekle. Bekle. Burası ne? Burası bebek odası Yankı. Yani bebek değil. Allah Allah. Adam 6 yaşında bebek odası yapmışlar ya. Dur bakalım başka oda vardır. Çamaşır makinesi. Burada çamaşırlarımızı yıkayacağız. Aa, burası benim bilgisayar odam. Bak tablet koymuş Yankı. İstersen sen de burada takılabilirsin arada arada. Yankı bir şey söyleyeceğim. Yaptık. Aa geldi Yankı. Aa senin odan işte. Yankı üstte mi kalacaksın aşağıda mı? Söyle. Ben sana aşağıda yatak yok ki. Aa, pardon ya oğlum benim kafa harbiden gitti ya. Arkadaşlar benim kafa gitti kusura bakmayın. Yankı'nın yukarıda arkadaşlar. Bakayım çıkabiliyor muyum oraya? Yok çıkamıyorum. Zıplasam yok çıkamıyorum. En azından benim bir yatağım. Evet Yankı. Renkler de güzel seçilmiş. İç mimarı tebrik ederim arkadaşlar. Buradan da çok selamlar içim var. Bu ne lan? Burası ne oğlum? Yine acayip bir resim arkadaşlar. Hijyenin sigortası. Burada atlayamıyorum. O babam ama ben bacağım burkuluyor. Öyle mi? Tamam çıkıyoruz. Evet ve dışı. Ooo. Babam niye çamurlu seçtin? Dümdüz yolda çamur. Ben seçmedim ki. Arkadaşlar. Rex kapımızda evet, artık. Görmüş olduğunuz yere. Şu manzaraya baksana. Şu manzaraya baksana. Yazmıştı. Arkadaşlar şu evimizin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ya bir bakın şu evin güzelliğine ya. En yazmıştık. Evet, evet. Ya oğlum var ya bu oyunda var ya. Harbi çok fedakarlık yaptık be Yankı. Babam. Birlikte. Neler yaptık ya? Bütün kış babam. Level'ları geçmeye uğraşmadık mı? Babam. Efendim babacığım. Ben de level'ların hepsini bitiremedim yarışta. Gerçekten mi? Birinci yarışta kaldım. Hayda. Hı. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere Car Parking'de yeni evimiz. Şimdi Yankı'cığım. Babam. Efendim babacığım. Sen bir şey söyleyeyim mi? Efendim söyle babacığım. Şimdi o videoyu izlemeyenler bunun haberinde olmayacak ama evet. Hani demiştim ya aynı Rex'in
şeyleri sökülmüştü. Onun gibi aynı benim Rex'imi de kendim en baştan yarattım. Gerçekten mi? Arkadaşlar Rex'in hani bir ara tekerlekleri falan yoktu ya geçen Rex içimize kaçtığı videosunda. Oradaki tekerlek. Bu arada arkadaşlar bugün şu videoyu izlediğiniz dakikalarda benim kanalımda, Can Kusup kanalında Rex içime kaçtı 2 yayında olacak arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Şimdi arabayı biliyorum ben o zaman. Ben birini ne ara yaptın ya sen? Yaptık ki işte Rex içime kaçtı, izlemedin mi sen? Ya nasıl yiyor ya? Arkadaşlar burada tabii böyle diğer oyun gibi sürmeyeceğiz. Burada gezeceğiz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Lan daha değişik gelmiyor mu sesi herhalde sesi? Geliyor, kulaklığı mı takıl değil? Kapalı mı acaba kulaklığı? Pıt yap kulaklığını. Oğlum araba hang hang yapıyor. Daha değişik geliyor. Daha değişik geliyor. Allah Allah biraz değişik daha geliyor. Daha vızıltılı geliyor. Evet. Mesela buralarda arkadaşlar komşularımız var görmüş olduğunuz üzere. Her yerde komşularımız nerede var. Nerede komşular? Şimdi göstereceğiz. Şimdi göstereceğiz. Gideceğiz. Bulmaya çalışacağız komşu. Komşu bulmaya çalışacağız. Araba konuşuyor gibi arkadaşlar. Ama hav 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 yapıyor arkadaşlar. Hav 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 hav. Görmüş olduğunuz üzere şehir efsane. Şehirde var gibi. Ne var ya? Şehirde olabilir misafir. Misafir mi? Çok misafircilik. Bakalım bunlar kimlermiş arkadaşlar. Bakalım. Selamun aleyküm. Ya Allah'ın selamını verdik. Kimse yok mu? Alo. Giremiyoruz içeri. Kapıyı çalamıyor muyuz? Camdan bakalım. Arkadaşlar burada da kimse yok. Şehirde terk edilmiş gibiyiz şu anda. Ama bulacağız. Elbet birilerini bulacağız arkadaşlar. Yalnızlık kötü. Şimdi kimse de gezmiyor sokakta oğlum. Herkes uyuyor mu yankı? Ben anlamadım ki bu işi arkadaşlar. Bu işi ben anlamadım. Burası galiba bir okul gibi ama yankı. Daha çok. Oğlum nereye gidiyor böyle? Oğlum nereye gidiyor bu? Gökyüzüne gidiyor. Gökyüzüne mi gidiyor? Nereye gidiyor bu? Haritaya bak. Haritaya bakayım da bir dakika dur şu virajı döneyim. Çarpmayayım arabayı yanka. O kadar antrenmanlıyım ki nasıl sürüyorum var ya. Aha bak şehirlerde tamam, burası... olabilir. Şurası çok kalabalık. Ay dur. Orada ay, bir takmaya süre geldi. Var. Nerede? Orada bak şu mahallede. He şu mahallede. Aa burada da mahalle var yanka. Komşu bulacağız arkadaşlar. Arkadaş arıyoruz çünkü kimse yok. Bakınıyoruz. Kimseyi göremiyoruz. Dur lan. Aha. Babam ya. Aha. Allah'ım yarabbim. Ne kötü araba sürüyorsun sen ya. Şuradan şu. Aa burada birileri vardır bence. Yok villalı evlere gitmemiz lazım bize. Bir dakika dur. Villa. Villa tarzı kümelenmiş evlere gidelim. Oralarda daha çok insan olur. Buralar böyle şehrin hastanesi. Bilmem neyi gibi böyle. Bir bakalım şimdi şuraya. Eski evler. Yani eski evler eski böyle ev. Şey gibi yani. Devlete ait okullar falan filan var gibi. Kral nerede bulacağız ya onu? Arkadaşlar bu arada şu home'u da almak istiyoruz. Home 1'i de alalım dedik. Buy diyeyim. You have a house. Burayı da bir inceleyelim. Buraya da bir bakalım. Burayı da bir görelim. Aha burası oğlum burası. Burası daha, daha bir ev be. He yankı? Hı hı. Burası daha bir evmiş be. Bak. Hı? Bu sefer benim odamı daha güzel yapıyorum. O oda çok boş. Bu ev bayağı bir farklıymış, bayağı bir güzelmiş. Bu evin içini sonra gezeceğim ama. Önce bir dışarı çıkacağım ama nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Şuradan mı? Yo, bir dakika. Oğlum bu evden nereden çıkacağız? Nasıl çıkacağız yankı? Çıkma yok galiba. Sadece ev. Camdan mı atlayacağız evden çıkarken? Ne diyorsunuz? Hı. Bak bu kapı açıldı. İyi de... Şuradaki kapı... Arkadaşlar... Tamam dur be ben... Belki üst kattan aşağı iniyorsun. Yok sanmıyorum bence. Bence şuradan falan çıkılıyor da. Ya kendim... Ben bir önce... Ha şurada buldum. Buldum galiba burada. Ah açıldı. Aha Rex burada yine. Oo oğlum burası... Bir dakika. Şimdi karar verdim de ben bu ev mi benim olsun o ev mi benim olsun yankı. Bu ev de güzelmiş be birader. Hangi? Baksana bu ev de güzelmiş iki katta. Hangi? Ney? Hangi? Bu ev de güzelmiş. Bak burada garajımız var. Hem de ayrı evden. Burası da hoşuma gitti. Acaba bunu mu alsak? 10 bin para verdi. 10 bin para verdi mi? Evet. Gerçekten mi? Verdi durun bakalım, durun bakalım. Güzel gidiyor. Bak buradaki komşuluk falan daha iyidir ha. Evler falan böyle daha mahalle havasında. He yankı? Ne diyorsun? Ben Home 1'i kesinlikle alacağım. Home 1'i mi alacaksın? Burayı mı daha çok sevdin? Valla
Ben bir şey mi gördüm? Bir dakika, ben bir şey mi gördüm? Bir dakika, ben bir şey gördüm. Yani arabadan inmek istemiyorum şu anda. Ben sanki bir şey gördüm arkadaşlar. Niye korktun? Arkadaşlar şu an semtin ortasındayız. Yeni taşındık. Evde bir sessizlik hakim. Biz Home 2'yi almıştık. Home 1'de bir gariplik gördüm de yankı sana gösterip göstermemek konusunda emin değilim kardeşim. Niye? Bilmiyorum. Biraz gariplik var. Bakın göstereyim mi size? Bakın şu camı görüyor musunuz? Şu camda bir kafam var. Biri mi bakıyor oradan? Bak şu camda bak. Bak gördün mü? Biri mi var orada? Arkadaşlar. Vallahi. Oğlum birinin bir şey biri var. Vallahi. Evet bu ne? Arkadaşlar şu an bak yakın ol bak. Dur yakın alacağım. Bak şurada. Dur yakına gel. Heh. Burada biri yok mu? Tünelin arkasından biri bakıyor şu an bize. Görüyor musun? Merhaba. Biz bu semte yeni taşındık. Amacımız sıkıntı çıkartmak değil. Ya siz de öyle perdenin arkasından bakmazsanız yani korkuyoruz burada görmüş olduğunuz üzere. Arabamıza yeni geldik. Rahatsız olduysanız ben bilmiyorum. Ben bir şey diyemem. Yani amacımız kötü değil. Ne bir şey diyorsun? Ne? Bir kötü şey diyorsun. Evet anlamadım. Bir sesler var. Bakalım şu bu ev bir garip. Bu evde bir gariplik var. Bu evde bir gariplik var arkadaşlar. Evet perdeleri bir garip. Arkadaşlar siz daha önce gördünüz mü? Kar parkingin bildiğin gizeminin içerisinde bulduk kendimizi bir anda. Yani o flottan nasıl buralara geldik bilmiyorum. Şöyle bir yürüyeceğim. Rex de şurada. Çok uzaklaşmayalım. Aniden kaçmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Bakın o cam dışında hiçbir camda kimse yok. Görüyor musunuz? Hala orada mıdır yankı sence? Bir kişi varsa. Yankı hala orada mıdır sence? Bakalım mı? Ben bakmam bence. Dur şöyle uzaktan geçelim. Şu ağacın arkasından geçelim. Şu ağacın arkasından doğru geçelim arkadaşlar. Koşarak geçelim biraz. Yanka koşarak geçeceğim arabaya doğru tamam mı? Tamam. 1 2 3 koş bakacağım hemen saldan. Orada. Amca lamun ne kim kardeşim biz kaçıyoruz. Arkadaşlar bildiğin gizem ya bu ne? Aa, bak tam böyle geçerken gördüm biliyor musun? Bak orada duruyor hala. Yani bilmiyorum onu niye yapmışlar bak. Bak tam şurada bakın arkadaşlar tam sol çaprazımda şu anda. Biz bunu bir araştıralım ya arkadaşlar sizin bilginiz var mı bu arada? Bakın şurada biri var gibi görüyor musunuz? Bir yakından bak bence. Yankı bir daha mı beni ateşe atıyorsun? Ben gölge olabilir. Ben sana... Tamam yakından gidiyorum. Bakacağım. Hı. Ya camı açarsa bana selamını aleyküm selam desene diyeceğim ben. Perde işte baba. Bir şey. Perde mi? Gölge. Bak. Yankı arkasında bence onun biri var. Çok acayip değil mi arkadaşlar? Ama üst kata bakalım üst katta. Gölge. Perdenin gölgesi. Bak şuradan gözleri falan görünüyor yandan. Nereden? Yandan bakınca. Evet bak bu açıdan baktığından burnu bile gözüküyor yani. Çok garip ya. Gerçekten enteresan arkadaşlar. Kar parkingde böyle gizemler var mıymış ya? Ama nasıl yolda giderken dikkatimi çekti ya. Sana Rex'in bir sarı yapmışlar ev. Şuna bak. Evet bir de sarı renkti arkadaşlar. Ulan biz geldik gelir gelmez. Ben bence niye sarı yapmışlar? Neden? Neden? Şimdi Rex'iz ya. Bu evi alalım almayalım bu sarıymış bak bizim renginde değil derken. Evi alalım değil mi? Bir de evi alalım deyince yani karşımıza kardeşim çıkıyor. Ben arabaya bineceğim izninle ben buradan uzaklaşıyorum. Yani bu şehir biraz sıkıntılı. Bak bir tane daha sarı ev geldi Yanka. Oğlum lan siz... Bir dakika bak bu sarı evin de girişinde var. Yok mu? Ah! Bir dakika bu oğlum. Arkadaşlar iki evde de var. İki evde de var. Burada da var. Bak. Arkadaşlar şu an sağlı sollu tüylerim diken diken oldu. Oğlum sesler de geliyor. Arkadaşlar biz buradan yankı. Bak bence bak bu Home 2, Home 1 mi bu? Home 1 sıkıntılı. Bak arkadaşlar yani biz eve girelim en iyisi evde bir yatalım. Bunlar niye bize böyle bakıyor? Ben niye dışarı çıkmıyorlar? Ben anlamadım. Home 1'de almayacağım belli. Arkadaşlar yani bakar mısın? Bak bir burada da var o aynı gizemden. Şurada da var. Mavide iki tane var. Biz abi arabamıza binelim. Biz buradan yavaş yavaş arkadaşlar. Selamünaleyküm. Biz kaçıyoruz. Biz kaçıyoruz vallahi arkadaşlar. Ya ben eve geçeceğim direkt.
Bak 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 bakıyorlar. Tamam rahatsız görmüyor. Tamam tamam bahçenizi yapmadık tamam. Bak iki kişi birden bakıyorlar sana. Aman yarabbim ya. Sanki bir şey yaptık da. Hayır bu ne ya? Bir anda bir anda gittiğimiz yer. Bak burada da var. Turuncu evde de var. Turuncu evde de var. Turuncu değil de babamın sarı. Aa evet sarı özel. Bak burada da var. Bak bak bak. Bak orada da var. Arkadaşlar her yerde böyle bir acayip bilmiyorum. Ben buradan kaçırdım. Bizim ev neredeydi peki Yanka? Evi bulmamız lazım. Evimize gidelim. Ha dümdüz karşımız. Dümdüz. Babam bahçeyi ezdim be. Dur. Dur dur bu eve ben bir dahaki bölümde geleceğim. Bak. Ben buraya burası bizim ev. Dur 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 garaja sokalım arabayı. Garaja sokalım abi. Bak bak şu evi de bana. Aa bir dakika. Tuhaf geldi. O ne oğlum? Bir dakika. Oğlum yan komşumuz da mı öyle? Oğlum yan komşumuz da öyle olmasın. Bak şu evin üst camına bak. Üst camında tuhaf şekiller var. Bir dakika bu ev o evin aynısı bak. Sol taraftaki camda kesim var. Oğlum ya bizim evin içinde de biri varsa? Ben fark ettim. Ya bizim evin içinde de varsa ne yapacağız? Aha orada. Aa, orada vallahi orada. Vallahi orada. Bir dakika bir dakika ben bir dakika bizim eve girdik de bizim evin üst katında var mı acaba bir şey? Hemen ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Baba. Efendim. Arkadan bu eve girmeden önce bizim bir bakın. Bizim evde olursa artık ben oyunu kapatacağım, oynamayacağım ya. Arkadaşlar ben de aynısını yapmayı düşünüyorum yani de. O camlar niye böyle sıkıntılı anlamadım. Yani bildiğin kar parkingin gizemlerinin içinde ya, bulduk kendimizi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Yankı bizim evde yoktur değil mi öyle şeyler? Bence yok Yankı. Tertemiz bizim ev. Hadi inşallah yoktur. Ha şuradan birinin bize doğru geldiğini düşündüm bir anda. Neyse ben eve giriyorum Yankı. Arabayı da bıraktım oraya. Efendim baba, efendim. Efendim. Ben demiştim sana o evde var bak. Şu evde var. Evet var o evde. Yan komşumuz bildiğin. Yan komşumuz. Ben o bizim hayalet ya. Ben o bizim komşumuz bile olmasın bence daha iyi. Öyle mi? Bir dakika ben bir dakika. Ben, evden çıkış nerede? Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Efendim. Şunu fark ettin mi? Neyi? Bir de korkalım diye. He. Böyle perden bakınca böyle gri yapmışlar suratını. Evet. Söylüyorum ben bildiğim bilinçli yapmışlar onu ya. Neyse evimizin girişi neredeydi arkadaşlar? Şurada mıydı? Bak evin girişi çok tuhaf değil mi? Evet mutfaktan girdim şu an. Oğlum bu evi biz nasıl koruyacağız ya? Burada kaç tane ev var ya? Kaç tane kapı var daha doğrusu? Her yere kapı var. Neyse ben şurada durayım arkadaşlar. Biz bir tartışalım Yankı'yla. Bir dahaki bölüm. Home 1 mi Home 2 mi olacak bilmiyorum da. Home 1 biraz sıkıntılı. Yani onun nereden karşılaştık biz öyle bir şeyle ya? Bildiğin camlardan birileri gözetliyor böyle. Bak böyle. Böyle bakıyorlar bize böyle. Babam. Sıkıntı efendim babacığım. Söyle baba. Babam. Efendim babam. Ama ben de yani onu da pek insan zannetmedim başta. Yani resim gibi duruyor. Oyunu yapımcıları acaba böyle gizem mi koymuşlar bilmiyorum. O konuyu bir araştıralım. Arkadaşlar sizin bilginiz var mı bunlardan? Daha önce gördünüz mü? Bir de kar parkingde gizemi bulduk ya. Mama bir de şey böyle koyu renk sadece. Evet. Şey gizemli komşular var resmen. Resmen insan figürü çizmişler oraya değil mi? Evet abi. Öyle bir durum var. Bunu konuyu araştıracağım. İnternette bakacağım bakayım. Kar parkingin yapımcıları böyle bir şey yapmış mı? Öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videomuzda yeni bir evler aldık arkadaşlar. İki tane ev aldık. Hangisinde yaşayacağımızı tam olarak bilmiyoruz ama bir sonraki videoda bu arada Kosovrop gelecek. Bence 11'de yaşamayalım. Bir de yaşamayalım mı diyorsun sen? Yok. Olsun. Belki araştırmak için tekrardan bire bir dahil olabiliriz. Efendim baba. Babam düşünsene komşumuz da var ya. Evet. Komşumuzun geldiğini bizim eve düşünsene. Böyle üst kattan çıkıyorsun uyandın diyelim. He. Böyle kapının önünde seni karşıladığını düşünsene. Evet komşuda aynen. Ya, yani hayalet olduğunu sanmıyorum. Öyle şey olduğunu düşünmüyorum ama ufak bir gizem koymuşlar galiba. Oyunu öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenseniz like tuşuna basıp aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin abone yapmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay.